Bismillahirrahmanirrahim. Salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Yemek yeme anındaki yemeğin lezzeti neticedir. Bu lezzeti bitkiye yetiştirmekten, pişirmekten ta sofraya kadar geliş safhasında o lezzeti arama safa, süreç ayrıdır. Netice olan lezzet ayrıdır. Mesela sofrada yediğin yemek lezzet neticedir. Ama bu yemeğin sana gelmesi için tarlaya ekmekten tut, değirmene kadar veya mutfağa kadar ne kadar şey. Her safhada o lezzet aranır mı? İşte her halette, her olayda mutlak böyle bir huzur arama. Bir kere ne aradığımızı bilmemiz lazım. Çünkü niye? Ne aradığımızı bilirsek nerede arayacağımızı biliriz. Olmayacak bir şeyi ararsan, olmayacak yerde ne olur? Biter yani. İşte insanlık bunun için inim inim inliyor. Mesela Allah bu dünyaya değer vermemiş. Burada çalışma demiş. Burada yani şeyi amel yapma yeri. Ama biz ameli koymuşuz bir kenara. Safa ile hayat geçirmek istiyoruz. Böyle bir talebimiz var. Bizim bu talebimiz Allah'ın kainattaki yaratılış kanununa zıt. O zaman bedeli işte bu tür olaylarla ödüyoruz. Mesela ölüm korkusu amelsizlikle oluyor. Bir de ahireti anlayamamaktan kaynaklanıyor. Hakikaten bilse ki ahiret buradan güzeldir ama bilmek değil. Bu ilim yapa yapa, bu insanlarla oturup kalka kalka, bunları dinleye dinleye, insanda bu duygu gelişiyor. Cennet iştahası. Biz rıza-i ilahi diye bir derdimiz yok. Yani rüyet-i ilahi diye bir derdimiz olmayınca, günahlarla da tepe takla gidiyoruz. O zaman hayattan ayrılmak istemiyoruz. Yani dolayısıyla neyi nerede arayacağımızı bilirsek rahat ederiz. İlk önce başta şu, pergele koy. Ne arıyorsun? Huzur. Nerede arıyorsun? İkinci hedef bu. Yoksa olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibi olur. Olmayan kara kediyi karanlık odada arıyorsun. Olmayan kara kediyi karanlık odada aramak neyse, bu dünyada huzur arıyorsun. Huzur yok. Huzur burada var. Burada var, burada var. Aklın ve kalbin imtizacında var. Aklın başka bir şey diyor, kalbin başka bir şey diyor. Çamaşır gibi böyle olursan sıkıntı. Başka, problemi problem yapan problemlidir. Tekerlemeyi anladınız mı? Bak, problemi problem yapan problemlidir. Bilmediği için yok problem. Yani problemli insanlar problem olur ya. Çünkü o adamlar adeta bakteri gibi, mikrop gibi, virüs gibi kendini çoğaltıyor. Etrafta hep böyle problem yayıyor. Virüs ne yayar? Virüs yarar. Yani iyi adam iyi yerde de iyidir, kötü yerde de iyidir. Kötü adam kötü yerde de kötüdür, iyi yerde de kötüdür. Bunu bazıları çok tenkit ediyor beni ama biraz düşünseler hakikaten ya ben buraya geldiğimde bozuldum. Hayır kardeşim benim bozuk yapım vardı, niyetim, ruhum. Evet amelim bozuk değildi ama buraya geldim hemen uyum sağladım. Nasıl sağladım? Uyumu nasıl sağladım hemen?
Demek ki meyalim vardı yani. Ve şu da gösteriyor ki her insan bozuk yere gidince bozuluyor mu? Niye bozulmuyor peki onlar? Yani problem var ya problem. Problem kendisiyle barışık değil. Şimdi soruyorum size. Mehmet dinliyor mu? Kendisiyle barışık olmayan, kendisini sevmeyen, kendisine saygısı olmayan, kendisine değer vermeyen, sana değer verir mi? Seni sever mi? Adam bitmiş. Allah Resulü'nün hadisi var ya, 36. sayfada, Sunat'ta. İnsanlar helak oldu, insanlar helak oldu diyen, kendisi helak oldu diyen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam olsun diyor Üstad. O hadis am oraya kadar. İnsanlar helak oldu, insanlar helak oldu diyen kendisi helak oldu. Kendisi helak olunca herkesi helakta görüyor. Gözlük siyah. Başka. Cihazını cihazdan daha güçlü yere bağlamalı ki çalışmasını devam edebilsin. Mesela bir cihazın var. İyi bir cihaz. Çalışması için daha güzel bir cihaza bağlı olması lazım. Mesela senin cihazın çok iyi olabilir ama elektriğe bağlı değil. Elektrik cihazdan daha kıymetlidir. Cihaz elektriği çıkarmamıştır. Elektrik cihazı çıkarmıştır. Tamam. Dolayısıyla neyi anlatmaya çalışıyorum? Sen kıymetlisin. Ama kendinden daha kıymetli yerde olman lazım. Yoksa seni seviyende ise bulunduğun yer veya senden aşağıda ise devamlı senden sömürür. Söyleyin arkadaşına, söyleyin kim olduğu var ya hadisi. Veya kişi arkadaşının dini üzerinedir. Üzere gibi, üzere göredir. Üzeredir veya geçiyor. Bak bir cihaz mıyız biz, değerliyiz. Üstad ne diyor buna? Diyor ki, bir şey hayat için yalana tenezzül etmem diyor. Şimdi bu... İnsanın en değerli varlığı nedir? Hayatıdır. Değil mi? Hayatından başka daha değerli ne var? Yok. Şimdi bu hayat ama öyle ama böyle geçecek. Geçiyor da. Seni o zaman sıkmaması için bu hayatına öyle bir gaye vereceksin ki, tamam? Öyle bir yere bağlayacaksın ki hayatından kıymetli bir şey olsun. Allah aşkına şöyle bir nazarınızı çevirin. Hayatınızdan kıymetli ne var? Petrol istasyonu mu? Şu karşıdaki hastane mi? Senin olsa. Hayatım olmasa da o benim olsa diyebilir misin? Şu zeytinburnu benim olsa da hayatım olmasa. Şu tesisler benim olsa da iki gözüm olmasa, bir gözüm olmasa diyebilir misin? Ama hayat bir şey uğruna veriliyor. Ne o? Dava. Hayatına öyle bir dava ver, öyle bağla ki hayatın yaşamaya değsin. Geçmişe böyle baktığın zaman geçmişe baktığın zaman evet hayatım geçti ama elhamdülillah iyi geçti. Sıkılmasın yani. Böyle ah olan ah diye masaya vurmazsın. İbadetsiz ruh tedavisi olamaz. Aklı arızaları tevekkülsüz tedavi edilemez. Ruhu ibadetsiz, aklı tevekkülsüz, tefekkürsüz ve tevekkülsüz tedavi olamaz. Bak ruh ibadetsiz, aklı tevekkülsüz. Aklı hastalıkları var ya, panik atak, depresyonu, tevekkülleri yok da ondan. Allah'a teslimiyetleri pek yok yani. Hep böyle, ben şöyleyim, bırak ya Allah'a.
He öyle ama hemen amaya geliyor. İnsan günahlarla eskir, ibadetle, tövbe ile yenilenir. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, uzun bir hadis, sayıyor, ben ortadan aldım. Üç şey haktır. Ben bana lazım olanı aldım hadiste. Tak 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 tak. Ben şunu aldım. Üç şey haktır. Zulme uğrayan bir kul, Allah için emniyet vermezse, oralı olmasa, Allah da Celle Celaluhu da yardımıyla onu aziz eder. İki, bir adam silah-ı rahim niyetiyle verme kapısını açarsa, Allah da ona bolluk ihsan eder. Üçüncüsü, bir kimse de çoğaltmak için isteme kapısını açarsa, ona da Allah darlığa düşürür. Anladınız değil mi? Başka. Kurşun kalemi var mı? Başka. Şeytanın ve ervah habiselerin celbine vesile olan haf ve zaaf, tesirat hariciyi teşcih eder. Sunattan okuyorum. Muhakkak maslahat mevhum mazarata feda edilemez. Edilmez. Bak bir de söylüyorum. Muhakkak maslahat mevhum mazarata feda edilmez. Bak şeytanı ve ervah habiseyi, kötü ruhları, cinleri, ne bileyim habis maddeleri celbine vesile olan nedir biliyor musun? Ne çekiyor bizimkiler? Korku ve zaaf. Yani zayıf yönlerimiz. Onları çekiyor. Hele korku. Ölüm korkusu, kanser korkusu. Tuhafıma gidiyor son zamanlarda ya. Böyle ölüm korkusu. Herkesi sarmış. Nereden geliyor? Ölüm korkusu nereden geliyor? Ervah habise de onun temeli zaafı iman. Aferin. Zaaf imandan geliyor. 25. devada diyor ki her der demiyor mutlak bırakıyor bak. Her derdin dermanı olan imanınızı inkişaf ettiriniz. Başka. Musibet şer-i mas olmadığı için bazen saadet de felaket olduğu gibi felaketten dahi saadet çıkar. Sunat 31. O abi hastayım. Vesile yap şeye. Şükre. Yani başka şey. Yani şöyle bak. Hasta olunuyor ya psikoloji. Sıkıntı, depresyon, panik. Ya kendince çareler bulman lazım ya. Bunlar o yani. Kendince çareler bulacaksın. Mesela dershanede ne demişiz? Senelerce kalmışız. Ondan sonra senelerin birikimini bir doktor, eski bir doktor, yeni bir taze doktora diyor ki bu böyle. E nerede buldunuz hocam diyor. Bu diyor kitapta yazmaz. Hayatın içinden yoğunlaşmış, çalışmış. Bu cümle Allah aşkına kitaptan olur mu? Şu kitaba hiç benziyor mu? Ne olur? Bak. Nerede o? Problemi problem yapan problemlidir. Böyle kitapta olur mu bu cümle? Bu benim anlaşılıyor. Ben tamamen yaşadığım olaylardan süzdüğüm şey bu. Dershanede yaşadığım bu insanların sıkıntılarından çıkartmışım bunu. Problemi problem yapan problemli adamlardır. Mesela başka bir tanesini söyleyeyim. Bir cemaat ehli size gelse, Süleymancılardan, tarikatçılardan vesaire, Nurculardan ayrı olduğu için söylüyorum. Ya geçmişini kötüleyip sana, ya işte ben işte bulundum da orada şöyle kötülük yapıyorlar falan. Eğer geçmişini karalayıp size geliyorsa onda hayır yoktur, almayın içinize. Geç oraya otur, ders dinle de. Bir derece senin iyi veya kötü, belirli bir seviye seni orada tutan o cemaati sen tükürüyorsan, arkana bakıp da tö diyorsan,
Sen tu denilecek adamsın. Sakın buraya geldi diye sevinmeyesin. Hain bir adamdır. Güvenme. Nereden söylüyorum? Dershanede, Haburamakka'da gelmiş bu. Tecrübem. Sonra belirli bir yere kadar geldi mi bu adam büyüdü mü? Yani büyüttü mü burada? Söz sahibi tanındı. Parasıyla da fazla içeri girdi mi? Para verip içeri giriliyor. Söz sahibi oluyor vesaire. Onlar da hep problem gördü. Başka? Şu, peki niçin söyledim bunu? Kardeşim, senelerin birikimini sizle paylaşıyorum ki istifade edin. Belki sizin böyle bir tespitinize zamanınız olmaz. Kafanıza yetmeyebilir ama kenarda dursun. Rahmetli Hasan abi böyle diyordu dersiniz. Sevilme lazım değil mi? Abi biz tarikattaydık ya, neler çekiyorduk ya, buraya iyi ki geldik ya, sizi konuşunca uçuyorsun kaçıyoruz falan. Hiç sakın ha, oturtuları yanaştırma. Ha gelir, cemaat değiştirir, oturur. Adam gibi otur, tamam. O tamam. Ama kötüleyip geliyor. Gıybeti taşıyor, Müslümanı taşıyor buraya. Güya onunla kendisini ifade ediyor, güven sağlıyor. Bilmiyor ahmak, güvenimizi yitiriyor. Birkaç tane yaşladım tepecikte. Şu anda gördüğün felaketi gelecekte saadeti müstakbeliyesiyle telafi edilecektir. Şu andaki felaketin ruhuna öyle bir pencere göz açmış ki gelecekteki hem dünya hem de ahiret hayatında saadete vesile olacağından, onu doğuracağından çok büyük karşılıkları ile telafi edilecektir. Ey sıkıntısı olanlar, ey hasta olanlar, ey derdi olanlar, dinle beni. Şu anda gördüğüm felaketi bir de okuyorum. Şu anda gördüğüm felaketi gelecekte saadet-i müstakbelesiyle telafi edilecektir. Şu anda gördüğüm felaket, sıkıntı gelecekteki mükafatla telafi edilecek. Şu andaki felaketin ne yapıyor sana? Ruhuna öyle bir pencere, ruhuna öyle göz açmış ki gelecekteki hem dünyan hem de ahiret hayatında sana saadetine vesile olacağını ve onu doğuracağını, çok büyük karşılıklarıyla telafi edileceğini. Zira şu musibet, maye hayatımız ve ab-ı hayatımız olan Uhuvvet-i İslamiye'nin inkişaf ve ihtizazını harikulade tacil ettiği gibi, kalbi ve ruhu inkişaflara, inbisatlara vesile oldu. İnsan şu anda dünya ve dava daha, bak sıkıntılı insan için söylüyorum, inan, sıkıntılı adam için söylüyorum bak, inan, şu anda dünya ve dava daha başka görünüyor. Hastalara sorun. Hasta bir insana sorun. Dava nedir? Dünya nedir? Nefis nedir? Daha başka gözüküyor. Bu pencereyi sana bu vesile oluyor, bu hastalık, musibetler. Mehmet, bana bir sıcak su vermiyorsun ya. Kaç saat var? 7 saat. 7 saatten de fazla. Vay be. Namaz, oruçları fırsat kabul et. Allah Allah, bak tevafuk etti orucumuza. Namaz, oruçları fırsat kabul et. Ebedi alemine, ebed alemine azık ve malzemelerindir. Vallahi fırsat kabul et. Orucu fırsat kabul et. Allah hat koymamış şeye, oruca. Onu ben vereceğim diyor sebabını. Çok ilginçtir ha, rivayet var. Mehmet, bak ne var biliyor musun? Kişi diyor kişiden alacağı var. Çok garibime gitti. Kişiden alacağı var.
Nasıl ödeniyor? Sebap ona veriliyor. Mesela diyelim ki sen sana borçluyum. Benim sebabım sana veriliyor. O kadar alacaklısın ki sebabın bitti. Yine alacağım var. Oruç varmış. Allah diyor ki hayır, orucunu vermeyin. Orucunu bozmayın. Melekler ne diyor? Tamam, ondan sonra günahını yüklüyorlar buraya. Oruç duruyor. Tamam, seninle işin bitti mi sen? Benim işim bitti tabii. Günahını da yükledim mi ben? Sevabım da gitti mi sana? Tamam, seninle işim kaldı mı? Yok, Allah selamet versin sana, git. Allah da orucu bundan saklıyor mu? Paket ne kadar sevap vereceğini melekler de bilmiyor. Bir bakıyor Cenab-ı Hak veya melaike, 280 ton günah var Hasan'da. Benim günahlarım kaldı. Bir de seninkileri aldım. 280 ton. Ne sebabım var? Bütün sebabım gitti, bir orucum var. Allah o paketi şöyle yapıyor. 280 ton. 300 ton sebap yazıyor ona. Çünkü orucun muayeni yok. Hop! Sebap günaha geçti. Nasıl tebessüm ettiriyor adamı, değil mi? Anladın mı şimdi? Melek diyemez veya diğerleri diyemez. Ya Rabbi, bunun orucu 120 tondu. Niye böyle oldu? Orucu Allah hükmetmedikçe orucun sebabı yok. Yani muayyen belli sebabı yok. Allah bakacak. Ha, inşallah. Ha, bu kadar. O karar verecek. Bir de verebilir, 300 ton da verebilir karar. Ama Allah çok karar vereceğini nereden biliyoruz? Rahmetim gadabımı aştı diyor. Başka? Allah affedeceğini, affetmek için bağırardığını, çok vereceğini, başka delilimiz paketi gizli tutmasıdır. Yok. Nafilede o yok. Ramazan orucuna deniyor. Allah Resulü Ramazan orucu Allah bana aittir diyor. Çünkü Ramazan orucu Allah emretmemiş. Ben ne dedim? Tövbe. Nafile orucunu Allah emretmemiş. Sen bak. Sene kaç gün? 364 gün oruç tut. 364 gün oruç tut. Koy kenara. Bir gün Ramazan orucunu tut. Ona denk değil. İmam Rabbani Hazretleri diyor. Böyle de demiyor da ben gene şey yaptım. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki okyanus dolusu damla adedince nafile kıl, bir tane farza denk gelmez. Çünkü Allah emretmemiş. Ramazan orucu seyahatlarda bile Allah ruhsat vermiş. Ama sakın açma. Fırsat bil, ganimet kabul et. Bulamazsın. Bak size bir şey söyleyeyim. Allah'ımız Ramazan'dan sonra 6 gün Şevval'a da Ramazan sebabı veriyor ya. Ama Ramazan kıymetinde değil. Sebap veriliyor. Biri 10 verilecek. Paket biri 10 ama içi belli değil. Tefekkür ruhun ameliyat muamelesidir. Netice değildir. Netice Allah'tır. Anladınız mı? Tefekkür ruhun ameliyatıdır. Neticesi değildir. Ameliyat netice Allah'tır. Başka? Şeytan bana niye düşman? Sordum. Ben onu tanımıyorum. Annesini babasını öldürmedim. Allah'a Celle Celaluhu'ya düşmanlığımdan, Allah'a düşmanlığından, şeytan Allah'a düşman oluşundan bana düşman. O zaman ben Allah'ın dostuyum.
beyninin içini vesvasın kurcalamasına müsaade etme. Beyninizin içinde diyor lemahta değil mi? Bir vesvas var diyor ustad. Felakta mı geçiyor, nasta mı geçiyor? Vesvas. Ellezi vesvis. Nasta geçiyor. Vesvas şu. Aşağıdan bakıyor böyle dimağa. Ne zaman gaflet buluyor tak diye çıkıyor. Ustad diyor ki dimağı karıştıran vesvastır diyor. Öksürüyorum, kusura bakmayın, biraz üşütmüşüz galiba bu gece. İnsan nedir? Sorusuna bulduğum cevap, bak bir daha söylüyorum. Çok antika kendime göre şeyler yapmışım. İnsan nedir? Burası çok önemli. Bundan sonrası. Sorusuna bulduğum cevap, izini takip et. İnsan nedir? Sordum kendime. Bulduğum cevap veya bulduğum şey, kaynak, bu izi takip et. O seni mutluluğa götürecek sürecin işaretleridir. Temelde bunu halletmen lazım. İnsan nedir meselesini. Dertlerinle, hastalıkla, buhranınla uğraşmaktan önce insan nedir'i halletmen lazım. İnsan nedir sorusuna bulacağın cevap, o cevap izdir, yoldur, yön belirler. Seni çağırıyor ya, bu izi takip et. Temelde bunu halletmen lazım. İnsan nedir? Ama öyle ağız, dille değil. Ya insan Allah'ın kuludur. Değil o ya. Bir derece şuhudi, ilmi ve fikri hissi olacak. Sonra abi hissi yapıyorum. Bir şeyin hissi biliyorsun. Nasıl anlarız? Fikretme, hissetme, mahsetme, zevk etme. Nasıl anlarız bir bilginin fikir boyutunda mı, his boyutunda mı? Nasıl anlarsınız? Başkasının değil, kendimiz. Kalbin tatmin olmaması. O izandır. Bir fiilin, bir düşüncenin fikir boyutunda mı, his boyutunda mı olduğunu eylem gösterir. Akıl, kalp, fiil. Ayaklı kütüphanedir, zındık. Dini biliyor, zındıkla çalışıyor. Kütüphane kabak gibi. Kalbi fındık gibi. Eğer bir bilgi his seviyesine inerse kesinlikle fiil olur. Kesinlikle fiilin arkasında his var. İlim yok ille. Mesela dağdaki ninelerimizin kütüphanesi yok. Babaannelerin değil mi? Bilgisi yok. Ama dini bilgisi var, hemen kapanıyor. Tesettüre giriyor, hemen namaz kılıyor. Ayaklı kütüphanedir. Devdir. Fiili yok. Bu var, bu yok. Çünkü bu yok. Tak tak tak. Hocadır kafa. Ama bilgisinin karşılığında kalbinde his yok, vicdanı yok, bu olmaz. Bir bilginin hisse mal olduğunu gösteren gösterge fiildir. İnsan nedir? Bulduğun cevap, bak, bulduğun cevap seni hangi davranışından kurtardı veya hangi davranışını değiştirdin? Veya hangi çevreni değiştirdin veya hangi arkadaş grubunu değiştirdin? İnsan nedir sorusunu sorduğun zaman bulduğun cevap, eğer his seviyesindeyse, fikirden hisse geçmişse, giysini değiştirir, çevreni değiştirir, akrabalık münasebetlerini şey yapar, sorgulattır. Yani öylemde gözükür bu. Temelde bunu halletmen lazım. İnsan nedir? Mutlu olmak istiyoruz. Kim? Ben. Ben kimim? Bilmiyorum. Ne olmak istiyorsun? Bir daha söylüyorum. Mutlu olmak istiyorum. Kim? Ben. Sen kimsin? Cilt no, sayfa no, hane no. O musun? Bunu halletmen lazım. Bu sorunun cevabı bütün dertlerin cevabını oluşturur.
bu sorunun cevabı bütün dertlerin cevabını oluşturur. Ne alakası var bu psikolojiyle? İmani de şeyden anlıyorum ben. 110'dan çıkarttım Kastamonu. 110 ve 104 Kastamonu'dan aldım bunu. Ama böyle geçmiyor tabii. Laikalardan çıkarttım bu defterleri. Bak bir de okuyorum. İnsan nedir? Mevzunu çözmen lazım. Bu sorunun cevabı bütün dertlerin de cevabını oluşturur. Kimse bunu nedense sormaz. Ben kimim? Tamam şuyum şuyum. Yani ne yapıyorsun onun adına? Eylemde gözüken cevabın var mı? Yani ben kimim? Eylemdeki cevabın var mı? Kimse bunu nedense sormaz kendine. Çünkü biliyorum zanneder. En büyük bela bu. Biliyorum zanneder. Mesela birinci söz arkadaşlar, akşam ders yapıyoruz. Bismillah. İki asker varmış. Hemen bloke ediyoruz. Hemen gözü kulağı kapatıyoruz. Öyle dinliyoruz. İstifade edemiyoruz. İnsan nedir kimse sormuyor. Niye? Çünkü biliyor zannediyoruz. Biliyorum zannediyoruz. Bildiğim soru sorulur mu? Cevabı belli. Zannediyoruz. En büyük bela da zaten bu ya. Zan. Allah mutlak bıraktı. İlle kötü değil. Zanların küçüğünden de kaçın. Her türlü zandan kaçın diyor. Bu da bu içine giriyor. Ben kendimi biliyorum zannediyorum. Bu da bir zan. Çünkü biliyorum zanneder. Senin bildiklerin olmuş, bilmiş ve kenara konmuş değil. Yoksa o bilgi yığını olurdu. Elde edilenler icraatlarını, tesirlerini devam ettiriyorlar. Eğer hakikaten o sen insan nedir bilgisi eyleme dönüşür seviyede olsaydı, sen bugün bu sefil olmazdın bugünkü gibi. Eğer hakikaten insan nedir bilseydin, samimi olsaydın, bu izi takip etseydin, cevabı takip etseydin, bugünkü sefilliğin olmazdı. Çünkü köpeği hareketlendiren kokudur. Avın kokusudur. Seni de ne hareketlendirmiş? Onun kokusu var sende. Binanın peşine koşuyorsun. Bir daire var, bir daire de almaya peşine koşuyorsun. Oğluna, kızına, bir de torununa arıyoruz. Ama ahiret yok daha. Sorsalar insan nedir? Ooo! Hacı babam, acayip. Köpeği hareketlendiren avın kokusudur. O köpeği görüp de hiçliğe doğru gider der misin? Köpek hareket ediyor ama iş olsun diyor. Hayır. Avına gidiyor. O zaman seni hareketlendiren sebep neyse sana gaye olmuş. Haberin yok. Blok olmuşsun, haberin yok. Seni canlı tutan nedir, hangi olaydır? Ne uğruna neyini harcıyorsun? يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Müslümana da tercih ettirdi, severek, bilerek. Oradan işte. Benim sonum ne olacak? Ben ne olacağıma odaklanma. Ömrün nerede, nasıl geçiyor ona odaklan. Kur'an'da geçiyor. Beni kim bakacak yaşlanınca? Beni kim bakacak? Sizi diyor şimdiye kadar kim bakıyordu diyor. Kısa bir cevap. Beni çok rahatsız ediyor bu. Sizinle bu başkasına yazmadım. Ne olur iç yapın. Hep kendimle alakalı bu. Kendim savaşlarım bunlar. Ben dahil de savaş kazandım, savaşlarım bunlar. Ama hala devam ediyor savaşım. Kabire kadar devam edecek mücadelem. Belki Müslüman kardeşime de faydalı olur diye çıkarttı mı ifade ediyorum. Aslında bu defter kendime, başkası için yazılmaz. Kendime sormuşum. Niye bunu diyorum şimdi? Biz vakıfız. Çoluk çocuk yok. Evladı yal yok. Dünyalık yok. İnsan hatırına geliyor. Yaşlanınca beni kim bakacak? Hastaneye düşersem kim bakacak?
Geliyordu hatırına insanın. Ben oldum 50. Evlad yalim yok. Çoluk çocuğum yok. Dünyalığım yok. Hiç kimsem yok. Seneler benim akrabamı kimse tanımıyorsunuz. Kimse gelmiyor ki. Bunlar bakar mı benim? Niye baksın? Ya kendisini baksın. Soru geldi işte. Gelince yazdım. Benim sonum ne olacak? Ben ne olacağıma bu şeye odaklanma. Benim sorum ne olacağına değil, ben ne olacağıma odaklan. Ömrün nasıl geçiyor ona odaklan. Senin vazifen ne olacağımı düşünmek değil, ben ömrümü nerede nasıl tamamlayacağıma odaklan. Korkma, vefasızların, vefalıların başı Allah'tır. Vefasızın başı şeytandır. Allah vefalıdır. Uğruna çalışanları zelil eder mi? Sen eder misin ya? Sen işçin var. Her demde senin fabrikanın menfaatini, patron menfaatini düşüyor. Kendini yırtıyor. Allah aşkına diğer işçilerden ayırmaz mısın sen bunu? Niçin? Allah'ın verdiği özellikle. Allah sana verdiği bu vefayı. Ama bu vefayı sana veren Allah'ta sonsuz var. Bunu size anlatarak kendime telkin ediyorum. Seni bırakır mı Allah? Değişti konu. Bazı insan ördek fıtratlıdır. Suya gitmek istiyor ama sen anlamayıp engel olmaya çalışıyorsun. Ördeklerin ne özelliği var doğduğu zaman? Şimdi engellersen niçin engelliyorsun? Kendi kafanla boğulur. Boğulur olur mu ya? Çünkü tavuk boğuldu. Kedi boğuldu, köpek boğuldu. Bu da hayvan boğulur. Ördek boğulur mu? Koydun bitti suya. Bakın bir daha söylüyorum. Ey anne babalar. Ey ders yapan başta olanlar. Bazı fıtratlar ördektir. Suya koşmak istiyor, kendisini ifade etmek istiyor. Bırak gitsin. Boğulmaz o. Ben koyun fıtratlıyım. Ben tavuk fıtratlıyım, boğulur zannediyorum. Ey ders yapanlar, çınar ağacını sakside büyütemezsiniz. Ey topluma fikir verenler, balina balığını Karadeniz'de büyütemezsiniz. Okyanusun balığıdır. Çınarı Bursa'da, Uludağ'da büyütürsünüz çıkarken var. Sakside büyütemezsiniz. Çınarı büyütemezsiniz sakside. Çınar gibi fıtratları, Yunus gibi fıtratları küçük gölde büyütemezsiniz. Küçük yerde tutamazsınız. Bu hizmette zorla tutarsanız, saksiye koyarsanız o çınarı patlatır. İşte cemaattaki inşikaklar buradan çıkıyor. Bırakın, gençken bırakın, kendini ifade etsin, dokunmayın. Duvar örmeyin ona, taassup getirmeyin. Onlar şunlar diyerek yalnızlaştırmayın onu. Ne olur. Biz bir cemaatiz. Nurcuyuz. Başka bir şey bilmiyoruz. Bilmeyeceğim de. Bilmenizi de istemiyor. Biz nurcuyuz. Bitti. Diğer cemaatlere karşı değiliz. Ama nurculuktan bir tekiz. Abi hangi gruptan? Ne grubu ya? Nurcuyum kardeşim dedim ya sana. O kadar. Ördek, bazı insan diyor, ördek fıtratlıdır. Suya gitmek istiyor ama sen onu anlamayıp geri çevirmeye çalışıyorsun. Tavuk gibi eşelemesini istiyorsun. Oysa ayağı eşelemeye müsait değil. O yüzmeye müsait bu ayak. Niye anlamıyorsun ayak eşelemek? Tavuğu buraya koy. Büyütelim. Kötü olmasın ya. Bu durumda olur mu? Yani toprağında, çamur, batakta, gübrelikte olur mu? Koyalım bu halıya. Tavuk halıda büyür mü? Niye? Eşelemek isteyecek Mehmet. Nereye eşelecek ha? İyilik mi oldu halıda büyüttün tavuğu? Bırak fıtratını inşa etsin.
Bir gün başıma ne geldi biliyor musun? Kedi vardı dershanemde. Tepecikte. Tabağı var kapının önünde. Eti oraya koyuyorum. Ulan bu kedi bey, kedi hanım, alıyor ağzıyla tabaktan eti, dışarıya koyuyor. Ve oradan yiyor. Lan ne hayvansın dedim ya, kıçına vurdum, yapma, kaçıyor gene geliyor, koyuyorum, tutuyorum. Lan burada ye, bunun içinde ye. Alıyor, tutuyor, yere koyuyor, yerden yiyor. Lan ayı mısın sen dedim, kediye. Ayı ne yapmış? Parçaladık hayvanı yemez. Gider toprağa gömer, çürütür, kokatır, ondan sonra yer. Bazı insanlar da böyle ayı gibidir yani. Haramdan zevk alır. Lan temiz et diye işte. Yok, kokutacak yiyecek. Bazılarına helal haram olmuş. Fıtratları böyle. Kabul etmiyor fıtratları. Ulan iki defa sonra dedim ki ulan hayvan sensin Hasan. Bu adam işini yapıyor. Sonra anladım. Ulan ben tutuyorum tabağı koyuyorum. Ulan o bana ait. Bu adam yerden yiyecek. Allah böyle yaratmış. Eğer o tabakta yeseydi mutfakta bir şey kalmazdı şimdi. O şimdi gözü mutfaklarda değil, yollarda falan, çayırlarda, çalı çırpınların altında arıyor. Ya. Fıtratına müdahale etmek, fıtratımla yapmışım. Arkadaşlar, bir de söylüyorum. Onun fıtratına, fıtratımla müdahale etmek yanlış oluyor. Başka? Ha onu da ben nereden çıktı söyleyeyim. Benim evdeyken ben hayvan sevgisi vardı. Tarlamız da çok büyüktü evde, Çelenköy'de büyüyordu. Tavuğun altına şey koydum, ördek yumurtası. Civcivlerle beraber Cenab-ı Hak onu da çıkarttı. O ördek yavrusu tabak koydum, suya giderdi. Annesi kıyameti koparıyordu çık diye. Öteki tavukların yanında ördek yavrusu orada. En sonunda kafasını bir gün gittim baktım kafasına vura vura paramparça edip öldürdü. Tavuk. Kendisinin olmadığını anlat. Çünkü her daim kaçardı, tabağı suya atlardı, o da bağırırdı devamlı. Eskiden beri cinslik var demek ki bizde. Allah affetsin. İnsan sabırla yorumlar, tahammülle kabullenir. İnsan sabırla yorumlar, tahammülle kabullenirse o zaman ona güç geliyor. Kabullenmezse güç gelmez. Yani insan olaylar sabırla yorumlar, tahammülle kabullenirse güç gelmez. Sıkıntılar. Üstad külliyatta hep şey kullanır. Sabır ve tahammül. Sabır ve tahammül. Tahammülü tek çok az kullanır. Sabır kullandığı yerde tahammül de kullanıyor. Sabır yorumlamaktır. Tahammül ise kabullenmektir. Olmaz. Başka? Sinirsel durumlarda doğrularla meşgul olmak, doğru ilimlerle iştigal etmek. Bu yazdım dersimi açtım sayfa 36 sunatta. Bak bir de söylüyorum. Sinirsel hasta değil mi adam? Ne yapacağız? Kur'an'la değil. Sinirsel panik atak, Burhan bunalımlar ilimle meşgul olacak. Sıkıntı, darlıksa Kur'an'la meşgul olacak. Bak, sinirsel durumlarda doğrularla meşgul olmak, doğru bilgilerle meşgul olmak, ilimle iştigal etmek, bunu yazdım ben bunu. Sonra dersim sunat tulat işaretta, küçük kitapta. Açtım, dersim nereden başladı bitti biliyor musun? Kapatmıştım, bitti, devam edeceğim. 36. sayfadan başlamış. Bunu yazdım hatıra olarak bak. Dedim ki bunu yazdıktan sonra dersimi açtım sunat 36'da. Şöyle geçiyor. Yani hemen ha. Açtım dersimin başlangıcı bu. Ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabı içinde en yüksek Gürsa'da İslam'ın sadası olacaktır. Okudum. Dolayısıyla Müslüman'ın sadası olacaktır. Kendi alemimde.
Yani ilimle donat, donanım ol, meşgul ol, doğrularla merak etme sıkıntıların, sen muvaffakiyetinle neticelenecek. Ümit var olunuz. Çıktı. Bunu yazdım, adeta doğrulanmış gibi hissettim ben. Sıkıntısı olan ilimle meşgul olsun. Bağla 49. sayfada bak ne diyor. Ümit ve iman gibi pek âli sermayemiz var diyor. Hulusi abi nurculuktan dolayı memleket memleket dolaştırıyorlar, sürgün yapıyorlar. Ustad da çok mu sıkıldın diye soruyor. Hulusi abi şöyle diyor ve ustad onaylayarak külliyata koyuyor. Kaçıncı sayfa Bağla? 49. Ümit ve iman gibi pek âli sermayemiz var diyor. Ne üzüleceğim ki diyor. Allah'tan ve ahiretten ümitli yaşamak. Ne acayip bir psikoloji biliyor musunuz? Vallahi psikolojinin deposu bu. Uzun sözün kısası yani. Nedir o? Ahiretten ve Allah'tan ümitli yaşamak. Böyle ölümdür, hastalıktır. Hepsinin çaresi Allah beni seviyor. Allah ile aram iyi. Ahirete de ümitliyim elhamdülillah. Ümitliyim. Günahım var ama cemaatim var. Bir şey adına nefes verdim. Bir şey adına koştum ben bugüne kadar. Bir şey dedim. Bir şey yücelttim. Kendime rağmen. Diyebiliyor musun? Ne korkacaksın daha? Allah'ını seversen ya. Bir muamma bir şey istemiyor ki Allah. Sizi cennete koyması için. Allah acayip acayip şeyler mi istiyor? Öyle mi zannediliyor her Resul? Namazını kılacaksın kardeş. Orucunu tutacaksın. Televizyonlardan, internetlerden uzak duracaksın. Namazın akabindeki tesbihatı yapıyorsun. 5-10 dakika gün Risale-i Nur'a meşgul olacaksın. Tamam. Haftada bir gün derse git iş. Haftada bir gün derse git en az. 5-10 dakika gün meşgul ol. Namazı tadil erkenden kılıp arkasındaki tesbihatı yap. Da ne istiyor ki senden? Ne çok mu şey istedi? Muamma bir acıbe bir şey mi istedi yani? Yani acıbe bir şey istedi de yapamadık da korkuyoruz. Ne korkuyorsun? Sev. Ha ikisi beraber olacak. Haf ve reca. Ama galip reca olacak. Ümidimiz fazla olacak korkudan. Unutmayın. Neşeli, sururlu, saadetli olmak insanı güçsüzleştirir. Ha 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 o lakara lukara. Acı, sıkıntı, hastalık insanı güçlü kılar. Ben yaşadığımı söyledim. Doğru ve yanlış. Kimin işine gelirse kabul etsin. Eyüp yapan güçlü kılan hastalıktır. Peygamberi peygamber yapan, peygamberimizi güçlü kılan nedir o? Mücadelesidir. Cihadıdır. Davasındaki samimiyetidir. Şurayı da şey yapayım. Lemalar 252'de şöyle geçiyor. Nur-u iman tam kafi geldi bana diyor. Ne demek biliyor musun? Nur-u iman bak ne yapıyor. Onu yaz, bekleyeceğim. Ta ki bunu dinlemeni istiyorum. 250 lemalarda. Nur-u iman bana her derdime kafi geldi. Ben de merak ettim. Nur-u iman nedir? Neyi kastediyor? Yani ne yaptı Nur-u iman? Nur-u iman bir. Her şeye karşı ne yapmış Mehmet? Kırılmaz bir rica verdi. Kopmaz bir ümit verdi. Allahu Ekber. Nur-u imana bak ne yapıyor. Bir de okuyorum. Kırılmaz bir rica verdi. İki. Kopmaz bir ümit verdi. Üç. Sönmez bir ziya verdi. Dört. Bitmez bir teselli verdi. Ustadım ayağını öperim böyle. Dur mu bununla alakalı? Nur-u iman değil ya. Ha 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 Nur-u iman. Şuur-u iman. Şuur-u iman. Allah Allah. Yani çok hissi bir de çok şey. Çok hoş değil mi? Bir de benim çok o şey mi diyor bu yaştan sonra. 26. lema. Hiç eskide ilgimi çekmezdi. Pek de derste yok yani. Aa böyle okuyorum. Yetimhane, masumane. Zulmet içinde nuru bulması, ihtiyarlık içinde baki bir hayat bulunması, ömrün geçti ama baki bir ömrün gözükmesi,
Bir tuhaf duygusal alem ya. Mustafa abiyle burada konuşmuştu ya, dedi ki sen Rize'deyken. He. Benim şey amcam vefat etmişti ya. Ha, amcam vefat etmişti. Ya sana şu an 26. lira yapması lazım. Allah Allah ya. Hatta 6. rica, özellikle 6. rica falan. Allah Allah. 6. rica. Nuru, ben bu tür şeyler ne ilgimi çekiyor ya? Nuru iman, kırılmaz bir rica, kopmaz bir ümit, sönmez bir ziya, bitmez bir teselli verdi. Neyse, gidin sözünün sonunda var ya, yerlerin gökten şey, senin bahtına düştü. Ya. Hale ediyor. Yani imandır yani, o orada onu söylesen. Elhamdülillah. Mutlaka ümit bulabileceğin bir şeyin olsun. Yani cennet olabilir, ümit, cennet ümitli ol veya rahmet ilahi olabilir veya iştiraka amali uruvi olabilir. Ama mutlaka ne olur, bir ümit ışığın olsun. Allah'ın rızasını bilmeyebilirsin, o kadar kültürün yok. Cennete ümitli ol. Resulullah'ın şefaatinden ümitli ol. Maksat değil de ümit değil mi? Ümit, evet. Ümit maksat değil. Avam zaten maksat ümit anlamaz. Mesela öyle dün birisiyle şey yapıyoruz iftarda, o kadar avam birisi gelmiş. Ne olur bizi affet ya Resulallah. Ne olur bizi affet ya Resulallah. Cennete koy bizi ya Resulallah. Yani Allah'a denilecek şey ona diyor. Avam bilmiyor tabii kime ne deniyor. Bizi affedecek Allah'tır. Tamam. Bizim köylerde de öyle derler. Affet bizi ya Resulallah. Affet bizi Allah demesi gerekirken, tamam mı? Hiçbir şey demem. Dokunmam. Çünkü davarcığım, değneğim bunlar. Musa Aleyhisselam'ın çobanı gibi. Hiç bozma sistemlerini. Çünkü 50-60 olmuş. Yaşlanmış. Şu alar, şunu da okuyayım kesiyorum. Şu alar. Şu alar 223. Bak ne okuyacağım. Oradan buldum. İnsana ahirete iman ne yapmış? Bak, insana ahirete iman ne getirmiş? Ne derece kuvvetli, kafi ve vafi bir hazine. Bak, insanı kuvvetli kılar bir, hayata, dinklik tutar, ahirete iman. İki, kafi ve vafi bir hazine. Doyuran ve önünü gösteren bir hazine. 3. Bir medar-ı saadet. 4. Lezzet. 5. Bir medar-ı istimdat. 6. Bir merci. 7. Dünyanın hadsiz gamlarına karşı medar-ı teselli. Öyle bir meyve ve faydedir ki bunlar 7 tane. Onu kazanmak yolunda dünya ve hayatını feda etse yine ucuzdur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedim ben buna. Allah aşkına. Gördün mü? Psikoloji değil. Sen dünyada ne güzel yaşatıyor. 223 kardeş. İman yeisi mutlakını ümidi mutlakına çeviren bir iksirdir. Unutma. Bir daha söylüyorum. Mektubattan çıkarttım bunu. Var ya o, siz Allah Allah dediniz, geri kaldık. Var ya, bak bir daha söylüyorum. İman şeyine bak. İman, yeisi mutlakını, ümidi mutlakına çeviren iksiri nuranidir. Yeisi mutlak, mesela kanser. Ölüyor, tamam mı? Daha ama aklı kanser değil ki, görüyor. Mutlak bir boşluk. Güneş doğmayacak. Kefene gireceğim. Yılan çıyan akrepler var. Ateşler var. Fırından ekmek alırken eğer o fırının içeriği görmüşsen. Ondan sonra günahı da bayağı varsa. Şöyle baktığı zaman ne yapacak Mehmet? Sen hiç ölümle yüzleştin mi? Böyle çok yaklaştın mı hiç? Yok. O zaman var ya iman.
hiçbir şey hatırına gelmiyor. Adeta ilim, Hazreti Ali diyor ya, malı sen korursun. Kazandığın malları sen korursun. İhtiyacı var mal. Ama ilim seni korur. O anda var ya, tamamen seni bırakmıyor. Bloke ediyor iman, şey, ilim, iman ilmi. Böyle. Şimdi nasıl baktırıyor biliyor musun? O olaylar, şey, hadis ölüm anında, çünkü doktorlar panik yapıyor. Şöyle yatarken, tam yatarken ne oluyor biliyor musun? Bakayım ne olacak yani? Allah bakayım bana ne yapacak? Hiç kabir, unutmayın, kabir kefeni çatırımıza gelmiyor. Hep böyle rahmet. Beni alacak şimdi. Esma'nın bir boyutundan başka bir boyutuna. Hatırıma gelenleri söylüyorum. Esma'nın bir boyutundan başka bir boyutuna geçmektir. Ya. Kuruntu, vehim ve vesvese vesilesiyle hayale esir olma. Burada duralım. Aha. Bunu da burada kalsın. Tamam. Şimdi tadını da bırakayım. İman, Nur İman çok güzel oldu ya. El Fatiha.